Çankırı Karatekin Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu için temel atma töreni düzenlendi. Çerkeş Kızılcahamam Karayolu İstasyon Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen temel atma töreninde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi burada yaptığı konuşmada önemli bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da Meslek Yüksekokulu serüveninin 2016 yılında başladığını dile getirdi. Çerkeş Meslek Yüksekokulu serüvenimiz artarak ve gelişerek devam ediyor. Tabii bunun ilçemizle alakalı özel anıları ve zamanları oldu. İlçe halkımız 2014 yılında belediye başkanı olduğumuz zaman Çerkeş'e iki şey istiyoruz değerli başkanım dediler. Birisi doğalgaz, birisi de üniversite, Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun açılması. Çerkeş Meslek Yüksekokulu kuruluşunda Karatekin Üniversitesi rektörlerimize ve bu konuda bize yardımcı olan tüm üniversite personeline çok teşekkür ediyorum. Programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve iş insanı Namık Tanık da üniversitenin Çerkeş'e hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Daha büyük yatırımlar için Çerkeş'te tekrar bir araya geliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Heyecanımı variz görün. Çok şöyle teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf şey çok yapalım. Sağ olun. Buyurun. Abi buyurun. Buyurun. Başta kaymakamımız, belediye başkanımız ve rektörümüz, iş insanları anlamında Namık Tanık Bey ve Mustafa Can Kaptan olmak üzere tüm emeği geçenlere sonsuz hürmetlerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Hakikaten Çankırı'mız için çok kıymetli bir yatırım, çok kıymetli bir hizmet. Allah vesile olan herkesten binlerce kere razı olsun. Saygılarımla hürmetler. Allah nasip ederse temel atacağız. Takipçisi olacağız. Benim tanıdığım Hasan Paşa hiçbir işi yarım bırakmaz. Yani siyasette tanıdığım kadarıyla Hasan Paşa attığı bir temelin devamını getirir. İnşallah. Allah nasip ederse biz de her zaman yanında oluruz. Devamını getirmesinde biz de katkımız neyse, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah buraya, Çerkeş'imize binamızı diktikten sonra eğitim hayatına öğrenci kardeşlerimiz başlar. Bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Bizler için önemli bir gün. Çünkü hem il başkanımızın ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın her ilde üniversite açılmasıyla ilgili yüksek öğretim kurumlarının etkisinin ilçelere yayıldığı bir gün. Dolayısıyla biz geleceğe yatırım yapmak istiyorsak, savaşta dahi olsak, eğitim konusunda asla geri adım atmamamız lazım. Elimizdeki beşeri sermayeyi en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. O yüzden eğitime yapılan yatırımlar gerçekten ülkeyi her konuda, iktisadi, sınai, sosyal konuda kalkındıracak yatırımların en önemli unsurudur. Bu vesileyle şu an güzel bir yatırımın aslında şahidi olmaktayız. Bugün yeryüzünün en iyi bilinen medeniyetinin en iyi mirasçısı olmanın gayesi, amacı, sonucu olarak medeniyetimizin ilk emri olan okulla başlayan güzel bir okul temel atmanın, hatta en yüksek düzeyde üniversite temel atmanın engin heyecan ve mutluluğu içerisinde hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yüksekokul binası 3 kattan oluşurken içinde 10 derslik, 10 çalışma ve araştırma laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 140 kişilik konferans salonu, atölyeler, yemekhane, kafeterya ve idari ofisler bulunuyor. Amin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Programa Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Ofaz, Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.